Merhaba sevgili Webtek.no takipçileri. Şu an elimde görmüş olduğunuz iPhone 11 Pro Max'in kutu açılışı için bu videomuzda buluştuk. Müzik Arkadaşlar daha içeri yeni girdim. Hani şu an akşam saati hepinize de iyi akşamlar diliyorum. Tabi videoyu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum da bir yandan kutuyu açmaya başladım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu cihazı Türkiye'ye getirtmek bayağı bir zordu arkadaşlar. Bu anlamda bize desteklerini sunan Tarhan GSM'e buradan çok teşekkürlerimizi iletelim. Şunu da ekleyelim. Herkes çekmek için yurt dışına falan filan gitti. Biz de dedik ki bir değişiklik olsun. Daha Amerika'da çıktığı gün şu cihazı bir Türkiye'ye getirtirelim Bir ince bir farkımız olsun dedik. Şimdi gelin lafı fazla uzatmayayım. Az önce cart diye açtım. Zaten tepe açımıza geçelim ve kutunun içi neler varmış bir bakalım. Şimdi geldik masamıza. Şuradan bir başlığı vereyim. Kutu bildiğiniz kutu. Şöyle şunu bir kenara koyu vereyim. Şöyle bir kapağını da aç vereyim. Kapağı açar açmaz karşımıza bu sefer iPhone geldi arkadaşlar. Şöyle açayım şu meşhur 3 tane kamerası burada çıkıntıyla birlikte. Şu an bizim elimizdeki model arkadaşlar Midnight Green olarak geçiyor. Yani gece yarısı yeşili diyeyim ben size. Standart tüm Apple ürünlerinden çıkan şöyle bir işte bunun içinde bonjour, halo bilmem ne. Bunların arkasında işte telefonun özellikleri bilmem ne yazdığı. Tabi bu kağıtların içinde işe yarar bir parça var arkadaşlar. O da telefondan hatta çıkarıp takabileceğiniz iğne. Bu sefer kutunun içinden çıkan adaptör diğer modellere göre birazcık daha tombul durumda. Muhtemelen bu hızlı şarj muhabbetinden kaynaklı böyle. Şurada bir adet kulaklığımız var. Kulaklığın girişi bildiğiniz yine Lightning arkadaşlar. 3.5 mm'lik jack girişi yok. Bu konuyu artık kapattığımızı düşünüyorum. Şu da arkadaşlar bildiğiniz Lightning şarj kablosu. Şarj kablosu ile ilgili de şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Bu şarj kablosunun bir ucu Lightning diğer ucu da Type-C. Normal Farklılık olarak bunu belirteyim. Zaten adaptörün girişi de Type-C. Normalde bunun içinden eskiden dönüştürücüler çıkıyordu ama bu sefer çıkmadı. Şu kutunun arkası, şunu da görmüş olun. Bizim evimizdeki model 64 GB'lık. Kutuda bir farklılık var arkadaşlar. Şuraya şöyle bir hazne yapmışlar. O da anlayabileceğiniz üzere şuradaki kameraların oraya yerleşmesi için yapılmış. Neyse artık sade de geliyorum, açıyorum. Aa, bunun arkasında jelatin yok. Belki de bizim kutu böyle çıkmıştır. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Evet şimdi telefonumuzu açıyorum. Ha şu muhabbet de vardı. Elma logosu gördüğünüz gibi bunda ortaya gelmiş. Ben size hemen normalde olan yeri göstermek istiyorum. Şu an elimde gördüğünüz de bundan bir önceki model. Gördüğünüz gibi Ones'in logosu üstteyken bunun logosu aşağı gelmiş. Ayrıca arkasında iPhone da yazmıyor bunun. Ön kısımda da Ones'le arasında çok hayati bir farklılık göremiyorum ben. Şimdi isterseniz bir telefonumuzu açalım. Zaten bu tarz karşılaştırmalar gelecek. Ben bu telefonu bir kurayım. Ondan sonra sizlerle buluşacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biraz uğraş sonucunda iPhone'a hoş geldiniz yazısına ulaştık. Şöyle bir kaldırı vereyim. Evet şu an ekranımız açıldı. Bildiğiniz iPhone. Şuradan bir ayarlarına geleyim. Yazılım sürümü 13.0 arkadaşlar. iPhone Pro 11 Max bu arada modelimiz. Garantisi bu yurt dışı olduğu için sınırlı arkadaşlar. 64 GB'lık kapasitemiz var bizim elimizde. Şöyle bir çıkalım. İsterseniz hemen bir en çok merak edilen yönlerine bakalım. Hemen şuradan bir size bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bunun adaptörünü çekeyim. Şu normal çekeyim. Şu Portre çekim az geri gelmem lazım Heh çıkıdığı duydunuz Şu portre çekimi arkadaşlar şöyle bir göstereyim sizlere Şu an burada ışık düşük bilmem ne Bu tarz detayları zaten Lütfi ile birlikte inceleyeceğiz Şu da bildiğiniz normal fotoğrafı Bir de hemen size bir ön kamerasını göstermek istiyorum Evet size şöyle bir Snapchat'e yeni başlamış bir arkadaş fotoğrafı çektim. Biraz kanter içindeyim arkadaşlar. Şu an girdim içeri o yüzden kusura bakmayın. Ön kamerası da fena değil. Yalnız dediğim gibi bu bir inceleme değil arkadaşlar. Kutu açılışıydı. Kısaca teknik özelliklerinden de bahsedeyim sizlere. Şöyle arkasını çevireyim arkadaşlar. Arkada 3 tane kamerası var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 12 megapiksel, f1.8 diyafram değerine sahip ve geniş açı. Diğeri yine 12 megapiksel, f2.0 diyafram değerine sahip ve optik zoom işine yarıyor. 3 kameramızda yine 12 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip ve ultra geniş açı işlevini görüyor arkadaşlar. İşte video kalitesi, fotoğraf kalitesi gibi işlemlerde Lütfi bu cihazı incelediği zaman tabii ki de bizlere detaylı olarak anlatacak. Şöyle ön kameralarından bahsedeyim hemen. Ön taraftaki kamerada da 12 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip ve bir de ToF 3D kamerası var. ToF kamerada arkadaşlar işte bir nesnenin size uzaklığı falan filan gibi şeyleri ölçmenizi sağlıyor. Yani çok söyledim ama bunları zaten Lütfi ile detaylıca inceleyeceğiz. Bizim amacımız burada kutu açılışı yapmaktı. Ekranı da söyleyeyim hemen sizlere. ekran 6.5 inç arkadaşlar. RAM 4 GB ve Apple A13 Bionic setine sahip. Bataryamız ise 3969 mAh değerinde. Ağırlığımız da 226 gram. Şöyle tuttuğum zaman da valla güzel görünüyor. Tek elle kullanım sorunu bu Max modelleri için devam ediyor. Yani kullanamazsınız tek elle bunu. Sağında solunda da şunlar var. Hemen size söyleyeyim. Standart sol tarafında ses açma kısma butonu ve telefonu sessiz alabileceğiniz bir adet switch. Sağ tarafında ise telefonun bildiğiniz ekranını kapatıp açabileceğiniz bir power butonu ve hat çıkarıp takabileceğiniz iğnelik delik bulunuyor. Üst kısmında herhangi bir şey yok. Alt kısmında da bildiğiniz lightning şarj girişi var. E arkadaşlar böylece artık kutu açılış videomuzun sonuna gelmiş olduk. Kutu ile ilgili yorum yapmak gerekirse bana kalacak olursa zayıf bir kutu içeriği. Yani şöyle söyleyebilirsiniz daha ne eklenecek çağdaş? Ne bileyim bir şeyler eklenebilirdi bence. Bir batarya, bir şarj kablosu bir de kulaklık çıkıyor içinden. Aslında başka bir şeyde ihtiyacınız yok. Kararı siz verirsiniz. Çok da tartışmalık bir durum değil bence. Diyorum ve iPhone 11 Pro Max kutu açılış çalış videomuzun sonuna geliyorum. Şunu da şöyle toparlayayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Türkiye topraklarında iPhone 11 Pro Max'in kutu açılışını yaptık. Bu telefonun hem incelemesini hem de sağlamlık testini yapacağız arkadaşlar. Sağlamlık testi için fantastik fikirlerinizi de yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.